yılının açılışını İstanbul Sancaktepe'de öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle eğitimde 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduk. Gençlerimiz de bugünün ve geleceğin dünyasına dair kısa bir ufuk turu yaparak kendileriyle oku düşün uygula neticelendir prensibimizi bir kez daha paylaştık. Öğretmen atamalarından derslik sayısına, altyapıdan teknolojiye kadar eğitime verdiğimiz önceliğin neticelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı Ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile taşlandırma müjdesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de kamuoyuna açıkladık. Adını ilk evim ilk iş yerim olarak koyduğumuz bu kampanya toplamda 500 bin sosyal konutu 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacaktır. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş bir hükümet olarak 2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak ardından da süratle bunu 500 bine çıkartacak bu projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Milletimiz sosyal konut kampanyamıza çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız ilk evim, ilk iş yerim kampanyasının bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hükümetimizle eser ve hizmette yarışamayanların yalan, yanlış ve iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla ilk günden itibaren kampanyamızı karalamaya çalışmalarını ise üzüntüyle takip ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Görünüşe göre uzunca bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz. Üniversitelerimizin açılmaya başlamasıyla öğrencilerimizin yurt taleplerini karşılayacak yeni adımları da devreye alıyoruz. Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. Geçmişte başvuran öğrencilerimizin çok cüzi bir kısmını yurda yerleştirebilirken biz bunu yüzde doksanlar seviyesine çıkardık. Bu anlayışla 14 Eylül'de 105 yeni yurt binamızın daha açılışını yaptık. Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirmede dahi yüzde seksenlik bir talep karşılama oranını yakaladık. İnşallah bu oran zamanla daha da artacaktır. Bugün Türkiye'nin yüksek öğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından daha fazladır. Dolayısıyla öğrencilerimizin barınma sorunlarını siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenlerin dünyadan da Türkiye'den de haberleri olmadığı açıktır. Aynı şekilde kredi ve burs konusunda da Türkiye dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Müjdesini daha önce paylaştığımız kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ve geçmişteki ilave borçların silinmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında meclis gündemine de gelecektir. Geçmişte her eğitim öğretim yılı açılışında gerginlik sebebi olan üniversite harçlarını da bildiğiniz gibi biz kaldırdık. Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıyoruz. Böylece Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık 1800 liraya yükseltiyoruz. Amacımız üniversite öğrencilerimize yurtlarımızda kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektir. Yeni beslenme yardımı rakamının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu da Sakarya'da önce toplu açılış töreni vesilesiyle vatandaşlarımızla ardından da seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerimizle bir araya geldik. Her iki buluşmamızda da oldukça coşku vardı. Özellikle gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada onların haklarına, özgürlüklerine, geleceklerine sahip çıkma iradelerini 2023'te sandıkta gösterme konusundaki kararlılıklarını görmekten memnuniyet duydum. Birileri sabah akşam evlatlarımıza sadece umutsuzluk aşılarken biz istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize güvenmeye, onları her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Pazar günü ise İstanbul Ticaret Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü ödül törenlerinde iş dünyamızda bir araya geldik. Bu toplantıda hem İstanbul ticaret hülasa etme fırsatı bulduk. Uluslararası, uluslararası kuruluşlar küresel ekonominin ve gelişmiş ülkelerin büyüme beklentilerini sürekli aşağı yönlü revize ederken Türkiye'nin büyüme oranını ise tam tersine sürekli yükseltiyor. Sadece bu bile ülkemizin potansiyelinin ve gücünün büyüklüğünü göstermeye yeterli bir işarettir. Aziz milletim, dünya ekonomik krizden savaşlara ve siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Küresel krizleri önceden görüp gereken tedbirleri alma, mekanizmaları oluşturma, dayanıklılığımızı tahkim konusunda Artık herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahibiz. Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız oyunlar, önümüze kurulan tuzaklar bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya ve etkin şekilde çalıştırmaya mecbur bırakmıştır. Bu sayede salgınla başlayıp Ukrayna Rusya savaşıyla süren küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler dahi ne yapacaklarını bilemez şekilde savrulurken biz hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürebildik. Asla paniğe ve korkuya kapılmadan son asrın en büyük sağlık kriziyle mücadelede kendi özgün programımızı oluşturup uyguladık. Rusya Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek tahıl sevkiyatından esir takasına kadar pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şu an itibariyle 5 milyon tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik. Ülkemizi ısrarla bölgesel ve küresel karar alma mekanizmalarının dışında bırakmaya çalışanlara rağmen her sürecin itibarlı, güvenilir, diyalogları kolaylaştırıcı ve sorunlara çözüm geliştirici başat aktörü olduk. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli olarak yönetiyoruz. Hükümet olarak iç siyasette olduğu gibi dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını daha ileriye taşımak için üç kıtayı birleştiren stratejik konumumuza mütenasip şekilde farklı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ne batı için doğuya sırtımızı dönüyor ne de kuzey ülkeleriyle bağlarımızı güçlendirirken Orta Doğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Tıpkı Mevlana Hazretleri'nin pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı ülkemize sabitlerken diğeriyle de bölgemizden başlayarak tüm dünyayı kuşatıyoruz. Tarihi, beşeri, kültürel kadim bağlarımız olan Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Kritik bir dönemde Bosna Ersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a yaptığımız ziyaretler hem bu ülkelerle ilişkilerimizin ilerletilmesi hem de istikrar ortamının korunması açısından faydalı sonuçlar doğurmuştur. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan ve Amerika'da yaptığımız temaslarda Türkiye'nin genişleyen dış politika vizyonunu ortaya koymuştur. Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim Şevket Mirzaev'in daveti üzere katıldığımız Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bu anlayışla oldukça verimli temaslar gerçekleştirdik. Toplamda 3,2 milyar insanın yaşadığı 20 trilyon dolar milli gelir üreten 2012 yılından bu yana diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz. Bu niyetimizi zirve kapsamında yaptığımız temaslarda muhataplarımıza açıkça ifade ettik. Zirvede ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mürzeyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Burasu, Hindistan Başbakanı Sayın Modi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin, İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ile bir araya geldik. Bu liderlerle hem ikili münasebetlerimizi Tüm yönleriyle ele aldık. Hem de bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a geçtik. 13 saatlik bir yolculuktan sonra New York'a ulaştık. Covid salgını sebebiyle 2 yıl sonra İlk kez yüz yüze yapılan genel kurul görüşmeleri bizim açımızdan son derece yoğun, verimli ve bereketliydi. Amerika'daki vatandaşlarımızdan, Türk Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerine, farklı kesimlerden insanlarımızla bir araya gelerek hasret giderdik. Ayrıca Amerikan Düşünce Kuruluşu Temsilcileri, iş çevreleri, müteşebbisler, ülke siyasetinin önde gelen isimleriyle kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler bünyesindeki eğitimin dönüştürülmesi zirvesinde Türkiye'de son 20 senede eğitim öğretimde yaşanan gelişmeleri ve gelecek vizyonumuzu liderlerle paylaştık. Genel kurula görüşmelerin ilk gününde hitap ettim. Buradaki konuşmamızda Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren meseleler hakkındaki görüşlerimizi tüm dünyaya tekrar anlattık. Göç krizinden tağıl sevkiyatına kadar pek çok örnekle Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada oynadığı ara bulucu role dikkat çektik. Terörle mücadeleden Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere, ekonomik dengesizliklerden Birleşmiş Milletler'in yönetim yapısına uzanan çok geniş bir yelpazede ülkemizin yaklaşımlarını açık yüreklilikle dile getirdik. Yaptığımız toplantılarda ve ikili temaslarda özellikle Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etmeye yönelik gayretlerimizin takdirle karşılandığını müşahede ettik. Ziyaretimiz vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yanında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdik. Devlet başkanı düzeyinde Ürdün Kralı, Libya, Guatemala, Finlandiya, Kırgızistan, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya liderleriyle bir araya geldi. Gürcistan, Almanya, İspanya, Japonya, Lübnan ve İngiltere başbakanlarını kabul ettik. Genel kurul hitabımızın ardından aynı binada Katar Emiri ile Kazakistan, Finlandiya ve Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Bangladeş Başbakanı sohbet ettik. New York'ta İngiltere, Japonya, İsrail, ve Guatemala liderleriyle ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulmuş olduk. Ayrıca Amerikan Kongresi'nin 3 ayrı üyesini, FIFA Başkanı'nı ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'nı kabul ettik. Açılışını geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türkiye'vi binamız görüşmelerimize ev sahipliği yaptı. Bu sene Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Türkiye'vi de küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biri haline dönüştü. Muhataplarımızın hemen hepsi savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere ülkemizle işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği gayret ve üstlendiği sorumluluklar işin zorluğunu bilenlerin gerçekten takdirle karşıladığı seviyededir. Bu vesileyle çabalarımıza verdikleri destek için Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e bir kez daha buradan Teşekkür ediyorum. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır. Biz dünyada savaşları, krizleri, gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Hep söylediğim gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne askeri ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler, hem Yunan devleti, hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz Ağustos ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hünharca öldürdüğü Tripoliçe katliamı gibi hadiseleri zafer günü olarak kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Aynı zihniyetin. Bugün Akdeniz'de, Ege'de botlarını batırarak, her şeylerini soyup dışarı atarak ölüme terk ettiği, hatta tahammüden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik çözdük o defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kâfi gelir. Netice itibariyle her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi bilini. Ama bunu yaparken kendi siyasi ve ekonomik hedeflerimizden kendi kalkınma programlarımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğimizi de açıkça belirtiyoruz. Aziz milletim, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 vizyonunu güçlü bir şekilde oluşturmasında ulaştırma altyapımızın büyük bir payı vardır. Bugün uyguladığımız yatırım istihdam üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomik programın üzerinde yükselttiğimiz altyapılardan biri de ulaştırmadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaştırma yatırımlarımızda sadece kendi insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmakta kalmıyoruz. Bu projelerle Avrupa'dan Asya'ya bölgemizin tamamının hızlı, konforlu, ekonomik bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demir yoluyla gidilebiliyorsa, ülkemizde inşa ettiğimiz demir yolları köprüler, tüneller sayesindedir. Karadeniz kıyılarımızdan Asya'nın ve Afrika'nın derinliklerine kadar oluşturduğumuz lojistik hatlarımız sayesinde dünya tahıl krizi başta olmak üzere pek çok sorunun üstesinden gelebiliyor. İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse her dakika havalanan uçaklar sayesinde 3-4 saatlik bir uçuşta dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Finansmanından projesine pek çok sorunu çözmek için çalışırken bir de muhalefetin takoz koyma çabalarıyla uğraşmak mecburiyetinde kaldık. Bila istisna yaptığımız her projeyi engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını, söylenen yalanları, atılan iftiraları unutmadık. Ama hamdolsun geldiğimiz noktada milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık. Çoğunu tamamlayıp hizmete açtık. Bir kısmının da inşasını hızla sürdürüyoruz. Bunlardan biri de İzmir Körfez geçişini de içeren İstanbul İzmir otoyoludur. Feribotla bir saati yoğun vakitlerde araçla bir buçuk saati bulan İzmit Körfez geçişini Osman Gazi Köprüsü ile Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Beş dakikaya indirdik. İstanbul'dan İzmir'e de otoyoldan yedi yedi buçuk saatte gidilirken şimdi üç buçuk saatte gidilebiliyor. Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osman Gazi Köprüsü'nü günde ortalama Bay Kemal burayı iyi dinle. 51 bin araç kullandı. Köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116'ya. Yani garanti rakamının çok üstüne çıkmış durumdayız. Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki geçişte yaşananan Feribot Şilesi'ne son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu. Medeni olmak bu. Bay Kemal. Öyle ana muhalefetim demekle bir yere varamazsın. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı. Geçmişteki tecrübelerimiz bize milletimiz bu hizmetin konforuna alıştıkça araç geçiş sayısının her geçen gün artacağına işaret ediyor. Neydi o? Giderdik. 24 saat beklerdik. Ne olacak? Feribot gelecek. Bizi alacak. Bizi boşaltacak. Ondan sonra tekrar dönecek. 24 saat yine bekle. Bugünleri yaşadık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Boğaz araç geçiş trafiğine Kuzey Marmara Otoyolu da İstanbul trafiğine çok büyük rahatlama getirdi. Bu köprüde günlük araç geçişi ortalaması ne oldu biliyor musunuz? 113 binin üzerine çıktı. Hani ne diyorlardı? Ne gerek var? Bunlara ne gerek var? İşte bunlar geçmişin CHP'si. Allah rahmet etsin. Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si de öyle diyordu. Ne diyorlardı? Buraya uçak mı indireceksiniz? Aynı kafa. Değişen bir şey yok. Bana dedikleri şey şu. Adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Ne koyacaktık? E kendi adını koysaydı. Ben öldükten sonra siz koyarsınız dedim. Bunlar bu kadar zavallı. Biz tarihimizle iftihar ediyoruz. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Ondan sonra gelen büyüklerimiz Kanuni'si, Fatih Sultan Mehmet'i hepsi tarih yazdılar. Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti. Gel gör ki, şimdi utanmadan, sıkılmadan, tarihçiyim diyenler filan, maalesef şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Benzer bir tablo, havalimanlarımız için de söz konusu. Artık ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı, bu ayın ilk 22 günü toplam 30.970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Mesele bu. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu eserlerle övüneceğiz. Sen ne yaptın ne onu söyle. Öyle İstanbul'da gidip bir çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış olmaz. Bak bu kadar büyük şehir belediyeleri kazandınız. Bu büyük şehir belediyeleriniz ne yaptı ya? Bunları söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Yapamazsınız. Çünkü medeni olmak başka bir şeydir. Ama gayrimedeni olmak bambaşka bir şeydir. Biz yol medeniyettir diyoruz. Su medeniyettir diyoruz. Ama siz gelirken suyu çok çok ucuzlatacağınızı söylemiştiniz. Ama şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Ne oldu? Neden? Ben vatandaşlarıma bunu anlatmak istiyorum. İşte... İstanbul'un belediye başkanı olduğum zaman sizler suyun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordunuz. Sular akıyor muydu? Yok. Biz bütün bu işleri hallettik mi? Hallettik. Suyu gayet ucuz fiyata biz İstanbul halkına verdik. Ne zaman? 94'te. Bizden önce yine CHP vardı. Ama onlarla maalesef suyu bulmak hak getire yoktu. Bakın şimdi yeni bir şey. Antalya Havalimanımız. Burası da aynı dönemde 20.235 uçuşla 3,6 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi. Allah. Türkiye şu anda dünya ile yarışıyor. Sabiha Gökçen Bay Kemal televizyon televizyon dolaşıyordu. Sabiha Gökçen için ne gerek var? İhtiyacımız yok ki. Böyle konuşuyordu. Ya şu anda Sabiha Gökçen'den aynı dönemde 13.200 uçuş ve 2,2 milyon yolcuyla o da bu kervana katıldı. Ya anlamaz bunlar. Anlamaz. Ben sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum. Diyorum ki bak şimdi biz ikinci pisti de yapıyoruz. İnşallah Mayıs'ta ikinci pistimiz bitiyor. Ve bir diğer taraftan yeni terminal binasını da yapacağız Sabiha Gökçen'e. Ve Malezyalılar bırakın biz yapalım diyorlar. Daha önce çıkmak istiyorlardı. Ama baktılar ki e burasının maşallahı var. Pist pırıl pırıl inşallah Mayıs'ta bitiyor. Bir taraftan da şu anda terminalin yapımı ile alakalı çalışmaların kararını vereceğiz. Malezyalılarla ortak mı yaparız? Yoksa salt Malezyalılara mı bırakırız? Bütün bunların hepsi hesap kitap işidir. Bay Kemal bu işlerden anlamaz Biz ülkemizin hayrına ne varsa bunları yapacağız. Avrupadakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. Adil böyle mi? Konfor var? Öyle Allah, İkram hiçbir havalimanında ve hava yollarında bizimkiler kadar kalite ikram yok. Geçtiğimiz cumartesi günü Sakarya'daki törende hizmete açtığımız eserlerden biri olan Kaynarca Karasu yolunun 49 kilometrelik kısmı bölgedeki yoğun trafiği önemli ölçüde rahatlatacaktır. Fahrettin Bey var mı? Ah keşke onu da buraya koysaydınız. Bu tür şeyler Canlı bağlantılar önemli. Hiç olmazsa arşivden verelim. Hafızayı beşer, nisyan ile malumdur, biliyorsun. Ulaştırma projelerimizin açılışlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bu hafta da var inşallah. Kaz Dağları Bölgesi'nde 4,6 milyar liralık bir yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz içinde 5,7 kilometreyi bulan Asos ve Troya tünellerinin de yer aldı. Toplamı 9,6 kilometre olan Ayvacık küçük kuyu yolunu açılışa hazır hale getirdik. Nasıl? Kazda artık yangınlarla mangınlarla inşallah alınmasın istiyoruz. İşte buralardan araçlar bu tünellerden rahatlıkla geçsin. Diyarbakır'da güney batı çevre yolunu metreyi aşan uzunluğu köprüyü kavşakları ve köprüleri ile bir milyar liraya mal ederek tamamladık. O da bitti. Malatya'da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya Hekiman yolunu üzerindeki 8 tüneli 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. Ya bir de sen kakti ki ya böyle böyle biz şurda şöyle metro yaptık, şöyle tünel yaptık. Ya anlamaz, bilmez bu işleri. Bol bol yalan söylüyor. Dürüstlük yok, üretim yok. Gaziantep'te güzergahı gahı 25 buçuk kilometreyi bulan 16 istasyonlu günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek Gazi Rayı bitirdik. İstanbul'da Kadıköy Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik. Olabildi. Tüm bu, bu projeleri Ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak inşallah 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız. Diğer alanlardaki eserlerimizi milletimizin hizmetine vermeyi de sürdürüyoruz. Çarşamba günü ülkemizin en büyük medya sizde davet ediyorum ha şimdiden en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyoruz. Ankara'nın ikinci dev şehir hastanesi. Şu anda zaten tedaviler başladı. Öyle mi? Dün başladı. Çarşamba günü saat 14'te de inşallah resmi açılışını yapacağız ne kadar modern, muhteşem bir şehir hastanesine kentimizi kazandırdığımızı göreceksiniz. Önümüzdeki hafta sonu ülke genelindeki cem evlerinin temel atma ve toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından dünya göçebe oyunlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışından tüm üniversitelerimizin ortak akademik yıl açılışına kadar pek çok programla ülkemize hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletim, sözlerime son vermeden önce bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi. Canlıydı. Bakan arkadaşlarım maşallah veya iyi hazırlanmışlar. İlla milletimize belli müjdeleri verelim diye. Bazı değerlendirmeleri yaptığımız hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle bu küresel gelişmelerin önemini giderek arttığı tarım sektörüne verdiğimiz destekleri genişlettiğimiz böyle bir dönemde çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını geçtiğimiz Mart ayında yüzde on sekizden yüzde sekize düşürerek üreticilerimize yıllık üç milyar lira destek sağlamıştık. Tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarının hem de Üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık. Bugün de yine elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de hazineden alacak. Ayrıca çiftçilerimizin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de yine Ziraat Bankamız vasıtasıyla bir kolaylık getiriyoruz çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını beş yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta ana paranın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı. Amacımız çiftçilerimizin üretim şevkini artırarak gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerin önüne geçmektir. Enerji maliyetleri ile ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi dün İstanbul Ticaret Odası'nda hem işverenleri hem çalışanları ilgilendiren üç ayrı düzenlemenin müjdesini kamuoyuna vermiştik. Çalışanlara nakten ödenen yemek ücretinin vergi istisnasını 51 liraya çıkartan ve nakdi ödemeyi de aynı kapsama alan yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmına vergi muafiyeti getiren Yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna tutan. Bu üç düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız için de müjdelerimiz var. Yardım programları 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya hatırlayın çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, beton arme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, Öksüz yetim yardımını 300 liradan 600 liraya. Eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya. Çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya. Şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik. Biz Sosyal desteklerin sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği bir anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Mesela bu kapsamda getirdiğimiz yeniliklerden biri de doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Doğal gaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde beş ilave edilecektir. Bu dönemde 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız. Başarıyla süren 15 milyar lira bütçeye sahip burası çok önemli ekranları başında bizi izleyen milletime bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 25 milyar lira ilave ile 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının yaklaşık onda birine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz. Sosyal yardım sistemimize kayıtlı hanelerde yaşayan çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden Türkiye Aile Desteği programına dahil olan hanelerde yararlanabilecek. Program kapsamındaki insanlarımızın Bireysel ihtiyaçları için faydalandıkları yardımları artık hane geliri hesabına dahil etmiyoruz. Bu yeni uygulamaların da vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, Türkiye kazandıkça unutmayın. Milletimiz de kazanacak. Milletimiz kazandıkça Devletimizde güçlenecek. Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm kesimleriyle paylaşacak programları da daha etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.